Merhaba muhabbet kuşseverler, hepinizi selamlıyorum. Bu videomuzda siyah dışkısı olan bir muhabbet kuşumu iyileştirmek için tedaviye başlayacağım. Bununla alakalı olarak Neo Teramisil adı altında bir toz ilaç edindim bugün veterinerden. Bu ilaçla beraber 5 günlük bir tedaviye geçiş yapacağım. 5 gün boyunca bu uygulamayı gerçekleştirirken yanında da vitamin kullanacağım. Vitamin olarak ne kullanacağım onu da göstereyim. Supravit'i kullanacağım vitamin olarak. Vitaform sordum. Vitaform'u şu an için bulamadım. O yüzden Supravit'i kullanacağım. Bu uygulama nasıl olacak? Siyah dışkı daha belki videomda aktarmıştım ama burada da aktarmak isterim. Nasıl olacağına dair tedavinin. Öncelikle göstereyim size. Öncelikle Neoteramisin bu arkadaşlar. Neoteramisin oral çözelti demiş. Sadece hayvan sağlığında kullanılır. Antibakteriyel veteriner sistematik demiş. Bu normalde daha çok tavuklarda vesairelerde kullanılıyor. Ama biz muhabbet kuşunu kullanacağımız için çay kaşığının ucuyla bir yüzlük suluğumuz içine karıştıracağız. Bunu vereceğiz. 5 gün boyunca bunu devam ettireceğiz. Bu arada vitamin de ekstra olarak kullanacağız sevgili dostlar. İsterseniz bir uygulamaya geçelim beraber. Kuşumuz burada. Kuşumuz normalde kabarık duruyor. Şu arkadaki dişi kuşumuz. Dışkısına baktığımız zaman dışkısında şurada siyah dışkıları görebiliriz. Şöyle göstereyim size. Şurada mesela siyah dışkı var. Şurada gördüm. Ben tabii vitamin takviyesi yaptım ama vitamin takviyesine rağmen henüz düzelmedi. O yüzden en sonunda bu Neoteramisin uygulayacağız. Fiyat olarak sorarsanız ne olduğunu söyleyeyim size. 25 TL. Bunu burada kafesini ayarladım ben. Kendisine ait. Yemi vesairesi var. Çünkü ilacı kullanacağımız için sevgili dostlar, erkek kuşumuzu etkilenmemesi için onu ayrıca şey yapacağız. İlk önce yapalım kuşumuzu. Şu an feci şekilde ısırıyor. Evet. Kuşumuzu buraya koyduk. İsterseniz ilacı da hazırlayalım. Evet, Neoteramisin atacağız. Bunun dozajını ayarlamak çok önemli. O yüzden dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet, sarı bir toz. Çay kaşığın ucuyla dedik. Bu biraz fazla geldiği için. Evet, çay kaşığın ucu gördüğünüz gibi çok fazla değil. Bunu koyuyoruz. Üzerine suyumuzu ilave ettik.
sulağa çok fazla ilaç koymuyoruz sevgili dostlar. Neden? Çünkü ufak hayvan gördüğünüz gibi bir tavuk değil. Ona göre bir uygulama gerçekleştirmemiz lazım. Bir anda çay kaşığın ucu dedik ama bunun ucu var. Bir daha da ucu var. Ona göre bir şey koydum. İleriki duruma göre arttırma ya da azaltma yoluna geçen bir anda arttırıp hayvanı da öldürmek istemiyorum. Evet, koyduğumuz zaman hafif şöyle bir sarımtırak bir şey oldu ama bunun biraz içmesini sağlayacağız. Şuraya koyuyorum. Bu arada dışkı durumuna da bakacağız. Neler olup neler bitti. Birkaç gün içinde tekrar kontrol edeceğim bu dışkıları. Ve her akşam geldiğim zaman işten bu neotermisini vereceğim. Bu ilacımızı koyduğumuz zaman 2 saat boyunca durması gerekiyor. 2-3 saat boyunca kuşumuzun bunu içtiğinden emin olması lazım. Kendimiz bile gerektiği takdirde içebiliriz zor bir durum söz konusuysa. Uzun süreli tutma gibi bir imkanımız yok. Çünkü bu ilaç olduğu için sürekli tutmamız çok fayda sağlamayacaktır. Birkaç saat içerisinde içmesini sağlayacağız. Daha sonrasında vitamin koyup vitaminle devam etmemiz gerekiyor muhabbet kuşunda. Daha belki videolarımızı zaten aktarmıştım sizlere. 5 günlük bir tedavi uygulayacağız. 5 gün üzerinde bir uygulama yapmamamız lazım. Buna göre de bir denge unsuru olacak. 3 gün içerisinde eğer geçtiyse 3 günden sonra 4. yapın, 5. yapmayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Siz de bu neoteremisini kullanarak özellikle solunum yolu sıkıntısı olan kuşlarda, siyah dışkı durumu olan kuşlarda rahatlıkla fayda sağlayabilirsiniz sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, 5 günlük tedavimiz sona erdi. Ne yaptık? Neoterimisini 5 gün boyunca muhabbet kuşumuza verdik. Bunun yanında ekstra olarak da multivitamin takviyesinde bulunduk. Kuşumuz şu an kendine geldi. Kabarması durdu. Siyah dışkısı düzeldi. Ve tekrardan kendi işimin yanına koydum. İsterseniz bir gözlemleyelim. Evet. Kuşumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet hareketli vaziyette. Eşi buradaki açık kanatlı alanda tedavi ettiğimiz kuşumuz. Her zaman söylüyorum, dışkı kontrolü gerçekten çok önemlidir. Çünkü muhabbet kuşlarımızın hasta olduğunu ya da olacağını bu dışkı kontrolünden anlayabilirsiniz. Eğer dışkı kontrolünü gerçekleştirirseniz dişileri erkenden teşhis koyup erkenden tedaviye başlama şansınız bulunmakta. Benim yapmış olduğum gibi. Ama benim de bazen gözden kaçırdığım yoğun iş temposu sırasında gözden kaçırmış olduğum bazı durumlar tabii ki söz konusu olabiliyor. Sizin de olabilir ama maksimum dikkat etmeniz gerekmektedir. Sonuçta onlar da bir canlı ve bir can taşıyor sevgili dostlar. Bazı dostlarımız bulamadığını söylüyor bu ilacı. Ben veterinere gittim ve istedim. İşte şöyle bir problemim var dedim. Bundan dolayı da bana bu lazım dedim ve aldım. Siz de bu şekilde veterinerden alabilirsiniz sevgili dostlar. Fiyatı daha evvel de söylediğim gibi 25 lira. Sormak istediğiniz tedavi sürecinde ilgili yapmak istediğiniz başka değişiklikler olabilir. Bunlar nedir? Vitaform kullanmayabilirsiniz. Başka bir multivitamin kullanabilirsiniz. Bunun haricinde hayvanınızın 3. günde eğer dışkısı düzeliyorsa kesebilirsiniz tedaviyi. 5 gün devam etmek zorunda değilsiniz. Bunlara önemli dikkat edin. Ama sınır 5 gün. Onu hatırlatmak istiyorum. Daha fazla vermeyin. Ya da bir hafta 10 gün ara verin. Tekrar devam edebilirsiniz. Bunlar önemli. Dozajları çok önemlidir. Yani bir çay kaşığının ucuyla diyoruz ama siz bunu bir çay kaşığıyla vermeyin. Ya da çok uzun süre suluğunu tutmayın. Sulukta tutmayın ilacı. Bunlar önemli detaylardır. Kuşunuzdan iyileştireyim derken daha fazla hasta etme durumu söz konusu olabilir sevgili dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Bu videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videomuza gitmek için resmin üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. Leo 1903 kanalımızı takipte kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.